yani tamam. önlerine. çocuklara çikolata koyuyorlar. 15 dakika süre diyorlar sana çocuğa. Bu 15 dakika içinde bu çikolatayı yemezsen 15 dakika sonra geleceğim ve sana iki çikolata vereceğim. Hazgın ertelenmesi, ertelenmesi. Şimdi çocukların bazıları dayanamıyor. Çikolatayı yiyor. Bazıları dayanıyor, bekliyor ve iki çikolatayı <laughs> alıyor. İki çikolata yalan çocuklar zenginler. Zengin ailelerin çocukları. Dayanamayan çocuklar Dayanamayan çocuklar, daha yoksul, aileler. daha yoksul aileler. O yüzden yoksul aileler için, işçi ailelerin çocukları için, bu gençler için Bitcoin, borsa, bahis, zenginler kadar kolay oynanacak bir oyun değil. Çünkü uzun vadeli yatırımcılar, mesela borsaya girersiniz, Bistüze, Bistüze Endeksine yatırım yaparsınız, 10 bin lira koyarsınız, bir sene sonra 15 bin lira yapma derdiniz vardır. Akşamları rahat uyursunuz, problem yoktur, o sizin yatırımınızdır, orada kalır. Ama işçi çocukları... 3 bin lira, 5 bin lira arta biriktirdiği parayı borsaya yatırdığı zaman hayali şu. Ertesi gün tıpkı o Marshmallow deneyindeki gibi. Ertesi Renkli gün erteleme becerisi. Ertesi gün 3 bin lirayı evet. 3 bin 200 yapayım diyor. 200 lirayla harçlığımı çıkartayım diyor. 3200'ü 3400 yapayım diyor. E ne oldu ama battılar hepsi. Sabahtan akşama kadar YouTube'da bazı dolandırıcı tiplerin o hisseyi alın, bunu alın, şunu alın dediği şeyleri izliyor. Bunun hesabını yapıyor, günlük hesap yapıyor, al sat yapıyor. Dolayısıyla siz komple bir ülke gençliğini dolandırıcıların kucağına atıyorsunuz. Bakın ne kadar önemli bir şey söylüyorsun ya. Bir ülke gençliğini dolandırıcıların kucağına atıyorsunuz. Bu çok korkunç bir şey bu söylediğin Ozan ya. Yani bir beka sorunu varsa Türkiye'nin bence budur işte. Bundan daha, 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 bence ya. daha büyük beka sorunu. Kolay sorun yoldan yok. para kazanma isteği gençlerdeki şu andaki kolay yoldan para kazanma isteği ve çalışmadan alın teri dökmeden zenginleşme isteği ne yazık ki bu dönemde has safhaya çıktı. Ama Bununla bak ilgili... çaresiz bırakıyorsun. bırakıyorsunuz işte. Çocuğu. Zor tabii, yoldan tabii, tabii, para tabii, kazanmak tabii. diye bir şey yok ki onun için. Para kazanmanın yolu zaten bu. Bir şey olamayacağım diyor. Bu. Bak, bir şey olamayacağım diyor. Yani şimdi mesela geçen geçen programda da örneğini verdim. Bir diş doktoru mezun oldum diyor. Sonra yanına bir fotoğraf daha ekliyor. Dolmuşçu oldum diyor. Diş diş doktoru. İşte yani eğitimli diş, genç diş, sizi. Diş mezun olan bir Aynen. kişi. Dolmuşçuluk yapıyor şu anda. Aynı şekilde pazar tezgahında yine üniversite mezunu gençlerimizi görebiliyoruz. E, aynı keza bizim gençlerimiz umudunu yitirmek üzere artık. Ya yitirmiş eminim ki herkes şu anda yitirdik diyecektir ama umudunu yitirmek üzere. Bununla ilgili aynı e, sana destek amacıyla söylemem gerekirse şeyler var. Bu e, iddia türü oyunlar var. E, reklam veriyorlar bunlar e, şeyde sosyal yasal medya, sosyal medyalarda mi tabii yasa dışı boy. Yasa yasa yasa, yasa, dışı, yasa yasal, dışı. Yasal, hayır hayır yasal. Yasal da var tam. Yasal olarak tüyo veriyormuş. Bunun Hı. ben reklamına denk geldim çok lüks bir arabanın içerisinde e, vurguna hazır olun gençler işte e, şu kadar şu kadar şu oyunlar var bunlarla bahis yaparsanız işte şu kadar amacımız para kazanmak değil filan. O insanın e, bu öğretilerine ya da bu serzenişine girip baktığınız zamansa sizden kupon başı para istiyor Hı. atıyorum 50 lira 60 lira kazancım ne olacak İşte o da diyor ki şu kadar katı 25 bin katı olacak. Şu maçlar gelirse işte 200 bin lira bir de resimler çekmişler hesaplarında 300 bin lira olan 400 bin lira olan 500 bin lira olan hesapları çekmişler gençlere gönderiyorlar gençler de onu birbirine gönderiyor birisi satın alıyor o tahminleri birbirlerine gönderiyorlar onlarla birlikte de gidip bu bayısı, bayısı yapıyorlar. E neticede tabii ki tutmuyor. ya da dolandırıyorlar. dolandırıyorlar. Hem dolandırıyorlar. Şimdi bunlar dolandırıyorlar, kolay yolda. De... İşte bunlar da bir örnek hep bunlara. Peki ne kadar bir kitleden söz ediyoruz sence Bitcoin'de, borsada ve yasa dışı bahis sitelerinde Benim, dolandırılan? Yani, şöyle, yani kaç kaç bin, kaç sadece, yüz? Sadece sadece borsadan ele alırsak yani şimdi Bitcoin yatırımcısının sayısını bilemiyoruz ama genç kuşak içerisinde 3-4 milyon olduğundan bahsedebiliriz. Ne diyorsun o zaman? Kesinlikle. Ve son son aylarda sayı çok da arttı. Bu arada Bitcoin'in altındaki teknolojiden Azade bir şey söylüyorum. Söz konusu kripto varlık gün içerisinde on üzerinde değer kazanıp %10 üzerinde değer kaybedebiliyor ya ve Ya bu affedersin kumar gibi bir şey neredeyse bu anlamda. Tabii canım yani gençliğin buraya yaptığı yatırım kumardan farksız. O anlamda bahisle Bitcoin yatırımı yoksul gençler için aslında farklı değil. Öte yandan daha tehlikeli bir şey var. Borsadan farklı olarak Bitcoin piyasası 24 saat çalışıyor. Biz adına Bitcoin diyoruz ama Bitcoin Borsanın bir hacmi marka ne kadar? Aslında kripto para, para, nasıl? para demek. Istiyorum. Borsanın maddi hacmi ne kadar? Yani Dönen para? 30 küsür milyar lira kadar. Bitcoin'deki? O uluslararası yani Türkiye Aynen, piyasasından bahsediyorum. Yani Türkiye yani Hesaplanabiliyor o... Hesaplanabiliyor mu bu? Şeyin üzerine, 1 milyarın üzerine çıktı, 1 milyar doların üzerine çıktı günlük hacim ilk defa işte 17 Nisan'da. Ama bütün borsalar için düşünürsek yani. Mesela dünyada şöyle bir şey var mı Ozan? Yani kripto para piyasasında en çok oyuncunun olduğu ülkeler sıralanıyor. Şöyle, dünyada bu yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Dünyada 4. sıradayız, Avrupa'da birinci sıradayız. Bakar mısın? Ve şu ve şuda aynı marshmallow deneyi <laughs> üzerinden gidelim. Kripto paralara en çok yatırım yapan ülkeler İsveç, Norveç, Finlandiya falan değil. En çok yatırım yapılan yapan ülkeler gariban ülkeler. Çünkü bir enflasyondan kurtulmak istiyor. Yani bir başının belası var. Kendi parasını bir şekilde bir yerde tutmak istiyor. E i̇kincisi e, paradan para kazanmak istiyor. Kolay yoldan zengin olmak istiyor. Zaten iş çok çünkü sadece Zaten kolay yoldan çünkü. değil. Bir kere bir Şimdi, belki daha. E, daha donanımı itibariyle kendi yaşıtlarıyla rekabet etme fırsatı yok. Yani eğitimdeki fırsat eşitliğinden Aynen. belki yararlanamamış. Zaten gidip hekim veya avukat veya mühendis olarak çalışma ihtimali yok. Eğitimin içinde değil. Birinci sebep bu. İkincisi de zaten iş yok. Elinde 3 lira varsa, bir harçlık varsa o yüzü nasıl 150 yaparım, o 150'yi nasıl 200 yaparım? Bu korkunç bir şey. Peki şu anda geldiğimiz noktada sence mesela... Kaç kişi bu meseleden mağdur olmuştur? Yani herhalde birçoğu da para kaybediyorlar sadece, değil mi? Sadece yani? TODEX itibariyle 391 bin kişiden bahsediyoruz. Sadece Aman TODEX'te. 390, yani 1, 2, 3 diye saydığınız zaman korkunç bir rakam ediyor. Bu arada para, asıl büyük trajedi bence büyük paralar kaybedenlerden ziyade küçük paralar kaybedenler. Çünkü küçük paralar kaybedenler bütün umutlarını oraya yatırdılar. Bakın şikayetva.com'da şöyle bir TODEX ile ilgili yazılanlara baktığınız zaman intiharı düşünenlerden bahsediyoruz eşine söylemeden girenlerden babasına oh. söylemeden borç alıp bankadan Ama borç annesinin, alıp babasının evini buraya. satıp girenler. Ne yani, diyorsun? Bu bu korkunç ya bir bu şey. gerçekten şu anda bir hakikaten bir e, banker krizi kadar mağduriyet yaratmış bir Kesinlikle. şeyden bahsediyoruz ya. Yani. Ben bir sosyal kriz. Bitcoin piyasası 24 saat açık bir piyasa. Yani borsadan daha farklı olarak Etrafınızı Peki bütün gözleyin. bunlar olup biterken çok özür diliyorum yani bütün bu süreçler denetim dışı mı kalmış ben onu anlayamıyorum. Şöyle bakkal dükkanı açmak Türkiye'de bitcoin borsası açmaktan daha zor. Peki yasa siz dışı bir, bahis sitesi söyleyeyim. Siz bir, sitesi açısından siz bir internet sitesi açarsınız, internet sitesinde dersiniz ki işte ben de izin aldım ticaret yapıyorum, artık bitcoin alıp satabilirsiniz. Bu kadar basittir yani. İnanılmaz Peki devlet bunu, bunu şey. öngör, yani diğer ülkelerde bildiğim kadarıyla Amerika'da öyle tedbirleri var yani operasyonları Regülasyonları vardır yani. herhalde değil mi? Bu kadar. Ya burada, buna Türkiye, Türkiye bu işe şimdi bitcoin denilen hadise, kripto para denilen hadise 2009 yılında çıktı. Türkiye'de ilk kripto para e, borsası hemen ertesi yıl açıldı. İlk dünyada ilk açılanlardan bir tanesi. Adını zikretmeyeyim reklam olmasın diye. Türkiye ilk defa panik yaptı. Dedi ki direkt yasaklayalım. Fakat ortada internet var. İnternet serbestken bunu yasaklamanız pek mümkün değil. Yasakladılar ve kaldırdılar. Sonra bu olacak gibi değil. Çünkü VPN var. Yani Twitter'da yasaklıyorsun ama insanlar Twitter'a girebiliyorlar bir şekilde. Sonra Türkiye dedi ki tamam serbest bıraktım. Yani ak veya kara dedi. Hiç regülasyona gitmedi bu noktada. Aslında çok açık yani bu bitcoin alınıp satılan internet sitelerinin yani sıcak tutulan paranın sıcak tutulduğu internet sitelerinin mutlaka denetlenmesi gerekirdi. <laughs> Kaldı ki ortada bir arıza olduğuna ilişkin çok fazla ipucu vardı. vardı. Çok, çok fazla, fazla kişi vardı. girmişti bu piyasaya bir arkadaşım yazıyor diyor ki benim instagram hesabımı ele geçirdiler. Ve herkese bahis oynattılar orada. İki günde geri alabildik ve geri aldığımız zaman öğrendik ki insanlardan acayip para toplamışlar. Ve bu paraları yani. kiralık hesaplara göndermişler. Ve Instagram'da bu çeşit birçok kişi cirit atıyor. Ne demek kiralık hesap? Kiralık hesaplara gönderdi dediği ayrı bir e, muhtemelen bu tip işler... E, için kullanılan. Bu tip işler muhtemelen e, kripto para... E, şeyinde yapılıyor. hikayesini Çünkü yasa dışı pay sitelerine de parayı gönderirken ya banka hesabından gönderebiliyorsunuz ya da kripto cüzdanlarına gönderiyorsunuz. Banka hesabından gönderdiğiniz zaman BDDK o sistemi takip edebiliyor. Çünkü yarın öbür gün o yasa dışı bahis sitesi çökertildiği zaman o yasa dışı bahis sitesine para gönderen hesaplar da bir biçimiyle fişlenmiş oluyor. Çünkü sonuç itibariyle bir suç işlemişsiniz. Yasa dışı bahis oynamak da suç sonuç itibariyle. O yüzden bu işi gizlemek adına eee yasa dışı bahis siteleri bir de e, kripto para cüzdanları. Yani Bitcoin cüzdanları. Yani bunların hepsi yaratıyor. birbirine bağlı süreçler e, aslında. Orayı. E tabi aslında müşteri aynı. Ama burada sadece kripto parada değil ya, yasa dışı bahis Türkiye'de gerçekten çok çok büyük bir pazar. Yani milyar dolarlık bir pazar. Ne ee, bahisi oynanıyor bunda? Yine aynen, bu yine aynen bu iddia ben size kuponları gibi ama abi, daha yüksek oranda ya, şeye de oynayabilirsiniz. Milli Piyango'nun ana sitesinde şey var, barbun gibi <laughs> şeyler var abi, tekerlekler var. Yani yasa dışı bahis de da çok daha farklı. Yani şöyle hani Orada düşün, bile bu var. Orada yani. bonus bahisi yüksek veriyor. Trump yani oranı yüksek veriyor. Trump mı kazanacak, Biden mı kazanacağı da bahis oynayabilirsiniz. Ya sadece futbolda değil, birçok yani şeye bahis oynayabilirsiniz. Tacı ki yeter. İlk acı kim tutun işte yeter ki. Yani orada bir ekonomi oluşsun. Ama burada yani çok kapsamlı operasyonlar yapıldı. Çünkü o operasyonlar da şundan yapılıyor. E, yasal bahis siteleri e, yasa dışı bahis siteleri nedeniyle o pazarda büyük kayıp yaşıyorlar. Evet. Ve bunun için de devlete sürekli operasyon yapmasını e, istiyorlar. Ki yandaş şirketler o iddia şeylerini de aldı. E, sitelerini, yani yasal olanları. E, bunu da değerlendirerek operasyonlar yapılıyor Türkiye'de. Ama ona rağmen öyle bir çarp kurulmuş vaziyette ki ben birebir incelemiş bir kişi olarak söyleyeyim e, böyle bir dükkanın arkasında perdeyle girilen bir yer var. Orada bu işlemi yapıp gençlerin, özellikle bu liseli çocuklar çok buna müsait. Şey, müsait. Oralarda gidip oynuyorlar ve bir soruşturmayı onunla ilgili bir iddianameyi o soruşturma evrağını incelemiştim. Şöyle yapıyorlar, aynı dediğin gibi paranın izi bulunmaması için bin kişiye hesap açtırıyorlar. Ve o hesap açmaları karşılığında onlara 200 lira para veriyorlar. Diyorlar ki 200 lira size veriyoruz, bin kişi değil, 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi. O hesap açılıyor. Daha sonra o hesaplarda dolaşarak para e, bu yasa dışı bahis sitesini yöneten kişilere geliyor. Hatta bunun görüntüleri ortaya çıktı. E, böyle lüks sitelerde daireler tutuyorlar ve o dairelere böyle devasa valizlerle para taşıyorlar. Yani o şeye bankaya yatıramadıkları, bir yere yatıramadıkları için e, asansör kamerasından hatta görüntülenmişti. O odalara gidip böyle valizler dolusu para bırakıyorlar. Bu bahis meselesinin hacmiyle ilişkin, yani böyle küçük bir hacim gibi gelebilir... Hiç kimse izlemiyorsa. MASAK'ın yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e, Mali Suçlarla Araştırma Komisyonu aslında buna ilişkin bir rapor hazırlıyor. Hmm. Rapor en son 2017 yılına ait ama 2017 yılı için diyor ki 18-50 yaş arası 18-50 yaş arası 50 milyar TL'lik bir hacim var ortada. 50 milyar TL. Bu Yine inanılmaz bir şey büyük yani. bir para. Yani bir toplam şey. pastanın 50 milyar TL olması. Olkun ve 5 milyon ya. insan. Yasa dışı bahisinin içinde. 5 milyon insan. Yani bu bu bir kere e, zevkle açıklanamaz, işte yani bu radikal bir şey sonuçta. Siz bilerek kanun dışı mi acaba yollarla… acaba regüle edilmiyor? Yani ya da bilerek mi… E... Çok operasyon yapılıyor ama e, sistem çok… E, Ozan'ın da dediği gibi yenilenebilen bir sistem. Yani operasyon yapılıyor, başkası o alanı dolduruyor. Ama bu şöyle bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Yani bu çok garip bir şey gerçekten. Mahalle mahalle yani diyor liseli çocuklar. Nereye gittiğini sadece internetten oynamıyorlar. Yani onların… E, kuponları şeyleri yani böyle birebir oynama bir şeyler yerleri var gibi yani böyle bayağı birebir evet, oynan evet, evet. lise çocuklar çocuklardan var. Evet, liseli çocuklar çok fazla. Yani onlar çok buna şey yapıyorlar çünkü oranları yüksek veriyorlar. Yani normal yasal evet. bahis oynadığından çok daha fazla oran ve seçenek söz konusu oluyor. Ya de bir şey var. Anlatıyorsunuz. O... Nasıl bir çöküş içindeyiz bilmiyorum ki. Murat geliyor insan kaçakçılığı dosyasını anlatıyor. Ya yani inanılmaz bir yasa dışı organizasyon şeması ve ucu bucağı belli değil. Sen geliyorsun 50 milyar TL'lik 5 TL milyon dışı. kişinin mağdur olduğu yasa dışı bir 3B şeması anlatıyorsun. İçinde Bitcoin'i var, borsası var, bahisi var. Tamam gençlerle ilgili. Şimdi Timur Interpol'de kırmızı bültenle aranan Türkleri anlatacak. Yani nasıl bir dönem bu? Yani Bir de şundan bahsetmek gerekir. Şimdi borsa, Bitcoin bunlar yasal. Bak bahis deyince yasa dışı. Ama buraya girme motivasyonu aynı diyorum gençlerin. Yani girerken aslında paradan para kazanmak ve bir biçimiyle umutsuz çarkın içinden çıkmaya çalışıyor. Çaresizlik, yani çaresizlik. Sonuçta. Bakın, Borsa İstanbul'un verileri bu. Yani resmi veri, böyle bir yerden bulmuş değilim. Yani ele geçirmiş bir şey yok. Kendi resmi verileri veren bir sitesinde. şuna bak ya. Evet. Kayna şeyi açıklamak zorunda kalıyoruz. Tabii yani hani birisinin... gizli saklı olmadığını açıklamak zorunda Aynen. kalıyoruz ya. Yani. bakın 20 20 34 yaş arası gençler borsada ne kadar yatırımcı? 20 34 yaş arası. Ocak 2020'de 176 bin genç borsa yatırımcısıymış. Ocak 2020'de 176 bin Ocak 2021'de yani pandeminin sonunda bugün geldiğimizde 639 bin genç. Aman Allah'ım. Bir yılda %255 artıyor. 500 bin, akın, kişi, 500 akın, bin tane akın, genç. Akın akın borsada yatırımcı oluyorlar. Bakın ortada ciddi bir tehdit var. İnsanlar özellikle gençlerimiz gözlerini uykusuz gençler görürseniz bilin ki sabaha kadar bir biçimiyle altın mı alsam dolar mı alsam onunla bitcoin mi alsam, bitcoin'i alıp borsaya mı takip etsem vesaireyi düşünüyor. Bunu da böyle zannetmeyin ki büyük yatırımlarla yapıyor. Bunu da bin lirasını 1100 bin lira yapıp 100 lirayla o gününü geçirmek için yapıyor. Bu, bu inanılmaz bir umutsuzluk çarkı. Bu 3B depresyonunun en azından bundan sonra bence ya yani bir realite olarak e, ülke gençliğinin önüne konup bir biçimiyle Karar vericilerin değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Öte yani. yandan bunların tamamı çökebilir. Yani yasa dışı bahis zaten bir dolandırıcıdır. Bu ayrı konu zaten. Ee, kripto paralarda yaşadığımız korkunç bir yolsuzluk dosyası var. Ne oldu bilmiyorum en son. Ve ve e, TODEX'in kuruluşu bir takım yerlerde e, operasyonlar oluyor bildiğim kadarıyla. Hala e, kendileri ele geçirilemedi bildiğim kadarıyla hala. E, soruşturmalar devam ediyor. Ve borsada da mesela Hakan Atilla nerede bu arada? Hakan Atilla Türkiye'de e, ama tabii onu ilgilendiren son derece önemli bir dava var. 3 Mayıs'ta başlayacağı düşünülen ama muhtemelen ertelenecek bir dava var. E, o davada Hakan Atilla <laughs> Türkiye'den doğru yargılanan en kritik isim. Hangi dava? E, Halkbank davası. Halkbank davası. Senin Çünkü, elindeki kitap onunla mı ilgili? Evet bu, bu geçen hafta